Popeyes Linç Eti sunar. Ali ne zaman patlayacağı belli olmaz şarkılar yapmak nasıl bir başarı abi? Kafası geç geliyor diye. En son yaşadığın sıkıntı ne oldu? Sabah oldu şöyle. İyi ki TikTok yokmuş o zamanlar. Evdeki teras mı? Yine kalmışım gece gün başında. İyi ki de yokmuş ha. Sen, ben, Bülent Serttaş, Fred Çakmaktaş bunlar hep bir... Tek bir duygu olsa APR. Dünya barışı ama. Neden spor giyiniyorsun abi? Ben niye rapçi oldum bunun için? Ben hala zorluyorum abi. Baba kızlara bakarken gözlüklerin alev almış. Hayır öyle bir şey yok. Alev almış mı? Almış gibi aldı sanki. Garip bir yaz mı o, Afgan mı Fas mı? Sevgililer gününe doğum gününü bir araya mı getirin? Hayır. 14'ten başlıyoruz 15'e kadar ya. Dünya şampiyonları benim şarkımı çok seviyorum. Kameramın da. Sağ ol. Evet sevgili dostlar, ESTV'ye hoş geldiniz. Bugün Linç Et konuğumuz APO. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şükür başladık. Bazı aksilikler yaşandı. Evet. Stüdyoda hiç olmayacak şeyler oldu. Nazara inanır mısın? Nazara çok inanıyorum. Ben de bugünden sonra ekstra inanıyorum. Çünkü hem senin yeni şarkınla hem evet. ikimizin buraya gelmesiyle bir nazar patlaması yaşandı stüdyoda, biliyor musun? Göz var. Göz var. Ama senin göz yok abi şu an. Ya yani... Çünkü ben çekik olduğum için ışıklar çok fazla. Güneş gözü takıyor. Millet de böyle artistik olsun diye zannediyor. Hangi kamera? Buraya konuşuyor. Çekiklikten mi takıyorsun? Çekiklikten hem? Takıyorum. Bir de benim gözleri çok alıyor. Yani ışıklar. Abi ama zaten hakikaten aşırı spot. Şey, tak tak ben çıkar diye demedim ama estağfurullah. Bir sen keyfin nasıl rahat hissediyorsan. Misafir her zaman haddini bilmek zorundadır. Hayır misafir her zaman istediğini yapabilir gibi bir durum vardı. Bir arada biz ben mesela katıldığım birçok yerde seninle beni benzetiyorlar biliyor musun? Hiç denk geldin mi? Valla. Bak bir Armağan Çağlayan'a katılmıştım. Evet. Orada böyle acılarımız mı benziyor seninle? Nedir böyle bir ikimizin bir duruşu? Acılardan önce benzeyen başka şeyler vardır ama. Böyle tipimiz aşırı benzetilmiş bak. Valla bana da söylediler. Söylediler mi? Burada girince. Daha önce söylemediler. Yok daha önce söylemedi. Sen, ben, Bülent Serttaş, Fred Çakmaktaş bunlar hep bir... Aynı familyadan diye. Yok aynen şey var ya biz şimdi mesela beni de mesela Yener'e çok benzetiyorlar. İşte Yener'e, Fuat abi var o bizde rapçiler. Biraz böyle hafif kilolu mu, sakallı olunca, tatlı güzel de olunca, sempatik olunca benzetiyorlar birbirlerini insanları. Bir ver bakayım fotoğrafı katılacak mı şey? Bakayım. Var mı? Vallahi benziyoruz ya. Burada, burada var değil mi? Bir şey var. Dayı oğlu. Yine Armağan Çağlayan'da acılar burada. Abi ellerimizde acılar var. İkimiz de. Neler yaşadıysak onlar var. Vallahi benziyoruz. Var ya. Var burada bence de benziyor. Programın girişinde bunu söylemek istedim. Herkes çok bana söylüyor olsun. Bunu iletmek istedim. Ama evet çok güzel bir şey bu. Bir de abi son dönemde kadın milli voleybol takımımız. Evet. Senin Naim Süleyman'ın filmine yaptığın evet. müzikle tekrar böyle bir patladı. Şarkı evet. ve... Kızlar gerçekten o şarkıyı şey yapmışlar ya, milli marşı yapmışlar adeta. Evet. Bir onu izleyelim, üstüne de tamam, konuşalım. Tabii ver ki. Bakalım. Mükemmel. Vallahi. Abi şarkıyı başka bir şey için yapıyorsun ama milli evet. takımın bu patladığı dönemde de hiç beklenmedik bir şekilde. Hani kızların voleybol takımında böyle bir şarkı yapsan patlamayabilir mesela. Evet. Ne yani, diyorsun buna ilgili? Çok garip bir şey. Yani öncelikle çok benim mutlu olduğum bir şey. Bunu 2 yıl önce falan da bir Almanya'da herhalde bir şampiyona vardı. Orada da ya kullanmışlardı. O zaman da çok mutlu olmuştum. Valla ne diyeyim yani oradaki demek ki o hissi bir de şeyde gördüm, bir röportajda gördüm. Diyor işte biz gurbetteydik zaten hani şampiyonu yurt dışında olduğu için. Hani bıraktım geldim evimi girdi yani. İşte buzda olsan erime falan gibi. İşte kendilerini öyle motive etmişler, sevmişler. Şampiyon oldular, ben izledim sabah uyandım. Eşim diyor ki senin şarkıyı söylemişler dedim. Hangisi?
O diyor ki hangisi olabilir? Hani ben dedim artık onu söylemiyorlardır. Başka bir şarkıya bir geçiş dedi. Oldu falan diye. Çok gurur duyduğum bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Çok buradan vallahi biz de yani ülke olarak da çok gurur duyduk. Dünyanın bir numarası şu an voleybol takımı. Yani dünya şampiyonu oldular dünya değil mi? Şampiyonu. Türkiye'nin başka bir dünya şampiyonu var mı? Yok. Futbolda falan yok. Basketbolda da yok. Ya üçüncülüğümüz var ama şampiyonumuz yok. Dünya şampiyonları benim şarkımı çok seviyor yani. Yani evet şaka bir tarafa çok iyiler. Çok sağ olsun. Kibariye ile şarkı yaptın abi. Kibariye ile yaptık. Kibariye, mutlusun. Çok mutluyum. Yani çünkü o şarkı yapmak için çok uğraştım. Ama yani sonuçta Kibariye ile düet yapmak Kibari hani ya daha önce şimdi yani evet. Çok da yakışmış. Şarkıda ses de güzel. Evet evet. İkinizin uyumu da süper olmuş. Hazırsan linçe giriyoruz. Gir abi. Linçlere. Linç et. APO başlıyor alkışlarınızla. Hadi bakalım neler gelmiş. Dombişim. Karavana mı demiş acaba? Yok evet sağ olsun güzel. Dombişim dediğine göre sahiplenme de var. Evet çok bir sağ hanımefendi, olsun. Hanımefendi gibi duruyor bu abi. Doğru haklıdır. Sen böyle cool beyazlar içindesin. Beyazlar içindesin de bir garip oldu da böyle. Sen böyle gözlükler falan altına bir dombişim yazınca kırılıyor musun aldırmıyor musun? Valla ben hiç okumuyorum öncelikle. Hiç okumuyor musun? Hiç okumuyorum. Aa şu an o zaman acayip şeyler göreceksin kendine göre. Valla ama. Biz bulduk abi. 45 tane okuyacağız şu an sana. Hiç daha önce görmediğin linçler geliyor o zaman. Onun için okumuyordum. Buraya niye katıldın? Toptan okuyayım diye. Devam edelim. Hangisi benim diye paylaşmışsın? Gülmeyen demiş biri. Evet bilmiş bu. Gülmeyen bir çocuk muydun abi? Acılar. Bizi güldürmedi diyorsun. Yani... Yok gülerdim ya. Ben çok gülen bir çocuktum. Neşeli bir çocuktum. Hmm. Yetenekliydim çok. Ne konuda? Her konuda. Kanka. Hadi be. Tabii. O oyunlar mı oyunlar olsun. Ondan hepsinde iyiydi. Atari salonunda. O bayıltırdım herkesi. Street Fighter falan mı? Street Fighter, Street Hop. Mortal mesela Kombat. Tepki'nin evine gidiyorum. Çat çat bayıltıyorum. Onda oyun var. Kimde? Tepki. Tepki ha. Orada şey Atari şeyi kurs sistemi şey ya kurdu. Atari almış bir tane. Oo kendine. Çok iyi. Vallahi onun yanına gidiyorum. Güzel. Son maçlarda yandı. Ya ben de biz... çok iyiyim o konularda. Vallahi biz vallahi mı? Benziyoruz demek ki. Çok iyiyimdir. Kendi ruyu mu? Hepsiyle oyun bitirebiliyorum ben. Dalsım'la falan da. Dalsım'la, Vega'yla. Vega'yla çok Vega iyiyim. Vega'yla. Yapışalım. Tabii yapışır tak alırım. Hup döndürüp laksıya koyarım. O Zangief değil miydi? Hayır. Ha, o da yapıyordu onu. Önce tele tırmanıyor kadın. Vega. Evet. Vıcı 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 yapıyor. Evet. Sonra kendimi salıyor. Sonra yüp alıp vurup laks diye koyuyor böyle. Mükemmel canlandırdım. Vega ile gerçekten bitiriyorsan. Vega ile oyun bitiren göremezsin mesela. O artık detaycıdır. Sen bir yaptın mı bunu? Bu şaka mı? Hayır abi böyle, böyle şaka mı olur? Ben Gail'i, Gail'i falan biliyorum böyle hani. Onlar da ya onlar ne zaten bitiriyordum ama Vega'yı falan zorladım. Ben şeydim. Hayır ben... oyun bitirme değil. Mesela ben Ken'i alsam beni yenebilir misin? Yenerim. Vallahi ama. Abi hissetmiyorsun ki. Çünkü ben tele tırmanıp sonra gelip seni birden düşürüyorum. Oraya çekersen bir şey yapamazsın. Doğru ama. Zamanda çekemeyebilirsin. Ha. Ama yani, Vega iyiymiş yani. Demek ki atölye oyunlarında. Çok çok. Ben bir de küçükken böyle hani ver tur geçeyim, ver hani jetonu ha, bitiren. Vardı ya sonda ölecekken. Ölen insanlara mi? Gidip geçeyim hatta ulan ver deyip döverek alma falan. Mesela, çok çirkindim bak, yani. Sadece tipimiz benzemiyor. Başka huylarımız da devam edelim. Havalar soğudu demişsin. Kanka Zeytinburnu'na gelsene o zaman. Burası fena yazmış biri. Biri memlekete çağırmış seni abi. Doğdun, büyüdün. Şu an Zeytinburnu'nda oturmuyorsun değil mi abi? Yok, Zeytinburnu'da oturmuyorum. Şeyde oturuyorum. Başka bir yerde. Gidiyor musun Zeytinburnu'na? Gidiyorum. Her zaman gidiyorum. Yol üstünde de gidiyorum. Güzel bir dönerci var abi. Oraya uğruyorum. Olivimi uğruyorum. Oradaki mağazalar ucuz oluyor. Olivium Outlet. Evet. Bilirim. Bak. Abi ben. Bak ne kadar ortak nokta. Yer değiştirdin mi? Ne diyorsun ya? Outlet. Biz öğrenciyken mesela ben Bakırköy'de oturuyordum. Ha bravo. Olivium'a aşırı gidiyorduk. Hakikaten tabii. Orijinal markalar. Tabii gidip tak, alıyorsun. Tak tak en güzeli bir tane içinde bir iplik bilmem. Bana ne iplik tane ya. On numara markaydı yani. Ya orijinal. Oraya gidiyorum. Mahallede öyle takılıyorum. Gidiyorum uğruyorum. Gidiyoruz. Ya Zeytinburnu'nu seviyorum. Devam edelim. Sevgililer günü nasıl geçiyor yazmışsın abi durup dururken. 14 Şubat evet, benim yok lügatta şey diyen adamdın. Neyi merak ediyorsun? Dayı demiş biri. Aa evet eskidi bana dislat. 14 Şubat yok mu senin? 14 o zaman bekardım galiba. Çok eski ilk underground dönemlerim. Ha. Şu an eşinin 14 Şubat'ını kutluyor musun? Benim eşim zaten 15 Şubat doğumlu olduğu için. Öyle mi? Tabii 14'ü 15'e bağlayan gece kutluyorum.
Sevgililer gününe doğum gününü bir araya mı denk mi getiriyorsun, ayrı mı istiyorsun? Hayır. 14'ten başlıyoruz 15'e kadar yani. Öyle hani. Günler, hayır, çünkü... 3 gün 3 gece gibi. Hayır, çünkü ben de 14 Şubat doğumluyum. Öyle mi? Evet. Ben de 2 Şubat. 2 mi? Evet. Ama işte o, yani şey olmuyor. Yani sevgililer gününe denk getirirse benim doğum günüm böyle harcanmış gibi gelir bana da. Evet, ona da geliyor zaten. Şey ama yapıyorum. En azından unutmuyorsundur doğum gününü hiç. Unutmuyorum canım, böyle şey olur mu? Bu doğum günü unutulacak bir doğum günü mü? 15 doğum Şubat. Doğum günüm seni. Ya unutmuyoruz ya, 15 Şubat. Çok seviyorum onu. Her zaman hediyeler alıyorum. Güzel şeyler yapıyorum. Nereye bakıyorsun abi şu an? Şu an şu an sözlüğe kalkmış an... koca gibisin, biliyor musun? Evet, hani böyle ya, şeye duruyorsun şey yani şu an. 14 Şubat ve 15 Şubat benim için çok önemli günler. Eşiniz... Kaçıncı yılınız evlilikte? 11 12. 12. Evet. Yılınız. 11 yaşında kız çocuk kızım var. Evet. Bir tane de 6 yaşında. 6 yaşında bir kızım var. Nasıl gidiyor abi evlilik? Çok güzel. Evlilikle aynı zamanda kariyer yönetme? Harika. Mutlusun. Mutluyum. Her mutlu. Şeyinle mutlusun. Ya her işte şeyler olur, sıkıntılar olur. Bunlar normalde, sen de yaşıyorsundur. Hepimiz yaşıyoruz. En son yaşadığın sıkıntı ne oldu mesela, en böyle? Sabah oldu şöyle. Hemen çok uzun bir sabah. Yani benim de bu sabah oldu işte, da o yüzden. Evet, tamam. Ben de buraya sormaya gerek yok bence. Ben de buraya çekime gelecektim. Çeşme'deydik. Sabah uçağım 10.40'tı. Buraya... Dertlerimiz bile aynı. Bak, görüyor musun? 10.40'tı. Saat işte 10.40, uçağı da buraya 11.40. 12'de buradayım. Çekim de 4'te. Niye bu kadar erken geliyorsun? Daha geçe uçağı bileti almadın dedi. Hayırdır ne oluyor? Niye bu kadar erken geliyorsun? Beni daha mı az göreceksin evet, acaba evet, falan gibi evet, tartıştım. Evet, sen niye tartıştın abi? Bizimkisi daha şey, farklı diyormuşum. Ya işte şey, geleceğim ben de işte biz niye şey yapamıyoruz ya canım benim. Bu çekime gelmek istedi. Evet ya, ha. Çekime gelmekten öte birlikte. Tabii çekime gelmek istiyor da onu tam söylemiyor da şöyle söylüyor. Burası da çok sıcak. Orası da çok sıcak. Yani anladın mı? Başka bir kutu, şeye mi gidiyoruz? Sibirya'ya mı gidiyoruz yani, anladın mı? Çocuklar. Burası da çok falan. Sıcak biz de. Ya ben şimdi şeye gelirim. Şimdi burada çocuklar falan olunca böyle... Daha şey oluyorum işte. Tabii başka bir modda oluyorsun. Yani, aile babası APO ile evet, rapçi APO arasında yoksa fark olur. Yoksa sıkıntı yok. Ama onu şey böyle yavaş yavaş ikna ettim. Ben onu şey başka bir şey. Peki her çekime mi gelmek ister böyle? Hayır, yoksa bugün öyle denk, sıcak da denk geldi. Bugüne işte sıcak, bir de işte ondan sonra çocuklar, Allah'tan çocuklar şey aldı. Onlar biz gelmek istemiyoruz dedi. Ha. Yoksa her türlü gelirdi canım. Ha. Yani zaten onun sonunda istediği net olan bir tabii evlilik ki, değil tabii. Mi? Çünkü mutlu her evlilik türlü. Öyle zaten. Evet. Devam. Ben de çünkü uçak aradım. Bir saat sonraya bulamadım. Evet. Doluydu uçaklar. Yoksa her türlü hanımcılık. Tabii. Doğrusu o. Devam edelim. Siklet tutmuş bir güreş tutaydınız demiş Cem Yılmaz'la yan yana. Aa Cem abi. Çok severim. Aynen. Siklet tutmuş ne demek ya? Ha, ağırlıklar yani falan. Birlikte evet. Yani birlikte bir güreşin. Valla denk geldik. Cem abiyi de ben çok severim. Bizim bir de bu ilk günah benim olduğunda çıktığında böyle biz böyle çıktı şarkı. 3 ay 4 ay bir bok yok böyle. Hafif hafif gidiyor. Sonra şarkı böyle kontrol edilemez bir hal almaya başladı. Böyle gidiyor. Günde 1 milyon falan atıyor böyle. Çat çat yürüyor tamam mı? Her şey oluyor. O paylaşmış, yok milli takım paylaşmış, şu paylaşmış. Kayıttayız. Şey dedi, abi dedi Cem Yılmaz var. Ben dedim tamam mı? Ben çünkü hani şey... Cem Yılmaz paylaşmış dedi. Paylaşmış. Ha. Ve şey hesaplar olur ya, fake işte ya da ne diyor, parodi hesap mı diyorlar? Parodi. Şey falan. Öyle parodi şey hesabıdır dedi. Tabii baktım gerçek böyle mavi tık falan. Onun da çok şeyi oldu. Mesela şeyi de geçenlerde Sibel Can'la bir şarkımız vardı, Diken mi Gül mü diye. Hı hı. Onu da biz 3-4 yıl önce yaptık. O da geçenlerde bayağı şey oldu. Onu da söylüyordu bir programda. Tekrar patladı falan. Şarkı değil mi abi? Evet yani inanılmaz bir şekilde. Sibel abla. Burada senin şarkıların aslında hani ne zaman patlayacağı belli olmaz şarkılar yapmak nasıl bir başarı abi? Kafası geç geliyor diyelim. Duydum. Çok güzel cevaptı. Tebrik ederim abi. Devam edelim. APO dinleyen tayfa, sizin tam olarak amacınız ne? Dinlemek, kafası geç olsa da yakalamak ve mutluluğu bir yerden şey yapmak. Tayfi dinleyenlere mi söylüyor, bana mı söylüyor? Dinleyenlere söylüyor. Sen de, sence de seni insanlar dinlediğinde
Ortak bir duygu yaşıyorsa nedir o duygu? Mutluluk mu? Mutluluktur. Eğlence mi? Eğlence. Agresif, dis atmak mı? Nedir yani? Abi şarkıya göre böyle duygusal bir şarkısı duygusaldır. Eğlencesi eğlencedir. Disse de öfkedir. Öfkedir. Temel böyle imbiğinden süzdüğünde tek bir duygu olsa APO hangi duygu olur? Tek bir duygu olsaydım dünya barışı ama. Yani tek bir duygu. Eskiden güzellik yarışmalarında oluyordu ya. Bunu dünya barışı için kullanacağım. Önce memelerimi yaptıracağım sonra dünya barışı için. Abi tek bir duygu olsaydım samimiyet olurdum. Samimiyet. Aynen beni tamam. Tanımlayacak bak nasıl? Abi, bu kamera mıydı? Sağ ol. Devam edelim. Saat 2.34. Biber dolması yiyip APO dinliyorum. Kimse bizim psikolojimizi tartışmasın. Ha. Mesela ona cevap. Mesela biber dolması yiyip APO dinleyebilirsin saat 2.34'te demek tabii, ki. Tabii. Bunu ben sushi ile yapan da gördüm. Sushi. Tabii. Ben sushi dükkanı açtım ya. Ne diyorsun? Kur'an çalsın. Ne? Sushi, ne alaka abi? Sushi dükkanı açtım. Benim Zeytin'de iki tane arkadaşım var. Bunlar çekik gözlü benim gibi. Bakırköy'de oturuyorsan bilirsin Karusel'de evet. Çin restoranı vardı. Evet, bunu Zeytun'dan götürüyor. Bunu Çinli diye çalıştırıyorlar orada. Çıraklıktan Van Kusta, Yan Kusta diye takılıyor. Anladın mı? Sırf çekik diye. Çekik diye. Adam adım Mustafa Kazak tamam mı? O şey de Cem abinin filmi var ya ben Zeytun'da Deri Atölyesi'nde söylüyorum. Bahadır abi o bizim. O mahallede var ya. Çağırsın. Bu gerçek yani. Deri Atölyesi'nde çalıştım bilmiyorum da. Van Kus'ta bizim Mukaffa Mustafa harbiden şey sushi yapıyor, Çin yemeği yapıyor karşısıyla beraber. Dedi ki bir tane şey açalım. Açalım lan dedim. Ne kadar? Şu kadar. Tamam gittik açtık. İki hafta sonra Çin'de korona çıktı. Aa, o dönemde mi açtınız? Evet. Aa, gitti dükkan patladı. Dükkan patladı. İyi miydi sushiler sence? Ya çok güzel işte oturuyordu. Sushi muşu güzeldi. Ben peki, ilk sushi o açınca dükkanı yedim. Yani sen... korona çıkmasaydı o dükkan yürür müydü diyorsun? Biz devrettik şu an ikinci şubeleri var. Aa. Kur'an çarpsın. Abi yürüyor mu senin ortak açtığın? Hayır onlar da bıraktı. Başkası aldı. Üçüncü bir isim geldi aldı. Abi ya. Kur'an çarpsın. Şu an bir tanesi Ataşehir'de bir tanesi Maltepe'de iki tane şubeleri var. Sen hiç para kazanmıyorsun abi bundan. Ben hiç kazanamıyorum. Bir de bir sürü zarar ettim. Devam edelim. APO beyaz çorap olmadı. Beyaz çorap seviyor musun abi? Böyle spor falan giyindi. Beyaz çorap. Ama yani beyaz... Neden spor giyiniyorsun abi? Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Çünkü yani takım elbise olmuyor kanka. Evet birincisi tabii. Birincisi o. Şey. İki... Ben niye rapçi oldum bunun için? Rahat giyiniyor. Ben hala zorluyorum bak abi. Benim hemen şu rahatla ya rapçi olmam lazım ya şu rahatla. Fit atalım mı? Vallahi olur. Ya abi rahat oluyor. Beyaz şurap da seviyorum ya. Beyaz güzel oluyor. Bir de orada belki olmamış olabilir. Bak burada olmamış ama doğru. Buradaki söyleyeyim. Çok alakasız duruyor burada, ama. Burada evet. Burada yine iyi duruyor da. Onu da bilmiyorum. Bu klip çekimi gibi duruyor. Bu ayakkabıya bakıyorum. Çok eski. Ayakkabıdan mı hatırlarsın nerede olduğunu abi? Ben ayakkabıları çok severim. Gerçekten ben mesela saat takmam, kolye, molye şey yapamıyorum. Ama ayakkabı böyle bir sürü ayakkabım vardır. Var. Böyle pahalı bir ayakkabı değil. İşte Converse Nike işte falan o tarz. Air Max çok severim. Öyle güzel hani farklı bir şey gördüm hemen gider alırım. Alırsın. Yani. Onun için ayakkabıdan bakıyorum. Bu benim altın kelebekte giydiğim. Evet 6 yıl önce. 6 yıl önce o ayakkabıdan çıkardın direkt abi. Evet sevgili dostlar bu sıcaklarda Popeyes'ten müthiş bir kampanya var. Hava 30 derecenin üzerinde ise pop sıcak koduyla. Üf, oğlum çok sıcak ya. Tıkla gelsin gel al da acılı mayonezli X-Large sandviç menü sipariş verirseniz hava değer 30 derecenin üstündeyse 30 TL indirim kazanıyorsunuz. Çabuk. Hava kaç derece şu an? 33. 5 tane söyle. Çabuk havalar serinlemeden. Yapıştır siparişi. Kampanyaya bak. Devam edelim. Abi gözlerin niye yok? İşte. Allah vermemiş oğlum ne yapalım? Çok uyku uyuyor musun abi? Uyku sever misin? Uykulu musundur yani? Ben uykuluyum mesela gene. Görüntüm uykuludur benim. Ben uyku severim. Ya ben tembel bir adamım biraz hani yani ben şey de. Anlamda böyle fok balığı gibi bir orada bir ama işim varsa ne saatini sektiririm ne şeyini yaparım. Aynen. Ama işi bitirdikten sonra hemen ilk nereye yayılacaksın. Devam edelim. Abi bu gerçekten bizim çok güldüğümüz bir video oldu. Katarsis'e katılmışsın ve hangi hayvana benzetiyorsun videosunu kamera arkası çok iyi verelim.
yapıyor. Bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. İçimdeki Hayvan senin... İnşallah içinde at falan yoktur kanka. Senin hayat biçimini doğadaki yaşama biçimine benzettiğin bir hayvan. Sen hangi hayvana benzersin? At. Sözde ben bir atım diye başlamıyorum. Ben bir atım diye... Ben bir atım diye mi diyorsun? Ben bir atım mı diyeceğim? Evet, nasıl bir atsın? Hepimize söyle. İçindeki hayvan ne ya? İçimde... Ben hayatımda böyle bir... Sen duydun mu kanka? Senin içindeki hayvan kim kanka? Şahit arıyor kendine ya. Yakın hissettiğim... Ben bir atım. Peki atın neyine benzetiyorsun kendini? Sonra diyorsun ki bir şey olur. Atın neyine benzetiyorsun? Şimdi bize biraz anlatsan geçeceğim. At çünkü... Konu uzun. Burada montajda atılmış bazı şeyler. Söyleyeyim mi? Abi daha söyle. Tamam, nasıl bir atsın? Nasıl bir atsın diye? Nasıl bir atsın diye soru mu olayım ya? Şöyle sorayım. Evet, bu bölümde konuklarıma şey soruyorum. Ne? Beni niye böyle görüyorlar izleyiciler? Ben burada her şeyi görmeye başladım. Atı getirin kanka. Mesela niye en yakın onlara hissedin? Tamam. Neden at? Koşuyor çünkü. Başka bir şey. Ve at yaşıyor. Onun için çok seviyorlar. Tamam tamam geçtim. Şey soracağım sana. At dedin ya. Abi bu mükemmel video. Bunu özellikle almak istedik yani. Çok sağ olun. At... Ama herkesi soruyormuş bunu. Tabii. Yani ben mesela... herkesi için. Ben diyorum ki bana ben de dalga geçiyor diyordum. Tamam. Hayır. Yani içindeki hayvan ne falan. Bu psikolojide böyle bir şey varmış. Ben file benzettim kendimi mesela. Hiç mizah da yapmadım. Fil. İçindeki fil. İçimdeki hayvan filmmiş benim. Sen mi benzettin o mu dedi? Ben dedim. Ben oraya gitmeden önce ben bir hayvan... Olsam ne olurdum dedim. Ha, soracağını bildiğin evet, için. Evet, soracağını bildiğim için ama ben yok. Ben kendim de hani biri böyle alalade yolda giderken sorsa fil derim ben. Alalade yolda giderken içindeki fil. Görüşürüz. File mi? Ama cüssesi büyük, duygusu çok böyle naif doğru, olması doğru. Beni çok şey yapıyor. Sen at iyi. Öyle bir uydurmasın benim, oldu. Ya evet içindeki deyince abi içimde benim bir hayvan yok ya. Yani. Sen çok yumuş bir... Adamsın abi ya. Daha çok. Koala moala gibi böyle daha böyle daha bir yumuşak tembel bir... hayvan. Abi devam edelim. 31 Aralık gecesi saat tam 23:58:57'de APO Günah Benim dinlemeye başlarsanız evet. Yeni yılda duyacağınız ilk cümle bir başıma girdim yıl başına olur. Evet, öyle oluyormuş. Öyle oluyormuş. Bunu da galiba denemişler, değil mi? Evet, evet. Denemişler. Yani. Ver abi bakayım. Yine kalmışım gece bir başına. Tam doğru. İnanılmaz ya. İnanılmaz gerçekten. Bu gerçekmiş ya. Ben şaka zannediyorum. Yok gerçekmiş. Bak bir tam giriyor yani. Adam yani bunu ayarlamış. Bunu denemiş yani. Gerçekten. Bu bir başına girdim yıl başına. Ölüyoruz desek gelmez ama. Bunu oturmuş çalışmış. Ya bunu oturmuş denk getirmiş gerçekten ya. Devam edelim. Aslında APO benim tarzım değil ama melodileri falan yapıyor ya. Onlar kulağa güzel geliyor. Anladınız siz ya da anlamadınız ama boş verin. Benim gözlüğü versene kanka. Çünkü burada gözlerim görsün istemiyorum diyormuş. Bu ne abi? Ya şey işte o sonları böyle macunluyorsun ya oraları. Bir taraftan seviyor, bir taraftan bunu itiraf da etmek istemiyor ama şey gibi hani bunu bu bağımlılık gibi şey yapmış ama tabii öyle canım biraz da herkes de sevecek diye bir şey yok sonuç itibariyle Büşra'cığım. Büşra seviyor gibi duruyor ama şu an. Seviyor da onu şey yapamıyor. İtiraf edemiyor. Etrafındaki belki arkadaşlar sen dinliyor musun falan öyle şeyler duyuyorum ben. O çok falan filan gibi ama öyle de yani. APO dinlemek şey gibi görenler var mı yani APO dinliyor ya oluyor mu? Yani. Çünkü ben hani rap müzikte bunu diyorum ama seni tam rapçi gibi de konumlandıramıyorum abi ben. Ya abi. Sen kendi rapçi diye mi konumlandırıyorsun? Rapçi olarak yani ben rap seviyorum. Rap müzik benim için çok önemli bir şey. Ama ben mesela rap müzik yapmadan önce Kur'an kursunda ilahi okuyordum yani. İlahi, okuyor muydun? Tabii, gerçekten mi? Gerçekten ilahi grubuna giriyordum. Okulda koroyu. Müzik seviyordum ben. Rap'in de şununu çok sevdim. Çok net. Çok hani bizim sokakta böyle konuştuğumuz gibi bir müzik. Hani sürekli aynı şeylerden tekrar eden bir şey değil. O beni çok etkiledi.
Peki buldun melodilerde bu ilahilerin etkisi var mı tabii gerçekten? Tabii canım. Onların etkisi var. İşte bizim çocukken dinlediğimiz Hint müziklerinin ya da Azeri şarkılarının, mesela Balkan müziklerini çok severim. Hmm. İç Anadolu, Konyalı'da doğdum ben. İşte onun bağlamanın, oradaki müziklerin hepsinin bir etkisi var ve hepsini de ben severek dinlerim yani. Hepsini hmm. yani çok muhteşem noktaları var yani. Yani bu çok fazla ülkede ve hani çok fazla bölgede ve birbirinden alakasız bölgelerde büyümüşsün abi. Konya'da doğdun. Konya'da doğdum, Zeytin'de büyüdüm. İşte Hollanda'da kaldım. Amsterdam'da yaşadım. Ondan sonra işte oradayken çok yere gittim ve sürekli gittiğim yerlerden şarkılar topladım, dinledim, hmm. CD'ler aldım, kulağıma hoş gelen. En son nereye karar verdin abi? Dünyanın neresinde şu an yaşamaya karar verdin? Abi dünyanın, bak bunun çok güzel bir şeyi var. Azeri bir abi vardı. O da çok yer gezmiş böyle. Bayağı Rusya, Moskova'dan, o yani gezmediği yer yok. Ona sormuştum ben, Hollanda'da çalışıyordu. 70 yaşında bizle çalışıyordu adam. Ne yapıyordu? Schoffel, böyle bahçe işleri. peyzaj mı derler, bu belediyede hani şey yaparsın ya, çimleri falan biçersin. Adama dedim ki, Azeri dayıya, dedim abi neresi güzel yaşamak için? O dedi ki, balam oğlum dedi, nerede ki yoksun orası güzel. Yani, olmadığın yer güzel. Çünkü insan hep olduğu yerin kötüsünü, olmadığı yerin iyi tarafını hatırlar. Hatırlar. Ben orada ne güzeldim, burada bilmem ne deydim falan gibi bir şey olur. İşte hep onun için insan hep bir mutlu olamama durumu vardır ya. Ama benim için en güzel yer tabii ki Türkiye her zaman. Türkiye ve eşinin? Yanı. 14 Şubat. 15 Şubat. O en sevdiğim günlerde evet, o. Onları güzel bağlayalım da abi. Sıkıntımız olmasın yani. Daha eve gideceğiz kanka. Devam edelim. Epi evde güneş gözlüğü takmış. Ulan Apo. Ya. Ya onu fotoğraf çekerken falan takmışızdır ya. Evde deli gibi gözlüğü dolaşmıyoruz. Yani. Devam et. Afganistan'dan illa birileri gelecekse Epi'yi seçsin kimlerin geleceğini. Valla şöyle listeyi yollarsanız yardımcı olurum. Abi Afganistan'dan kimin geldiğini Afganlar bile bilmiyor ama. Anladın mı? Ortada böyle toplayarak geliyorlar. Tacikistan falan. Devam edelim. Ümit Özdağ APO konserinde de. Yazdıran bu gece kit mi bas mı? Kumar bir aşk mı? Devam mı pas mı? Garip bir yaz mı? O Afgan mı faz mı? Bunu görmüştüm ya. Yani böyle senin Afganistan geçmişini... Ya bizim Afganistan geçmişi şöyle ki... Benim bir geçmişim yok Afganistan'da ama bizim ailenin oradan bir gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden Türkiye'ye hani gelirken şey oluyormuş. Yani burası bir geçiş ülkesi olduğu için hangi ülkeden gelir? Türk kökenliysen sen gelip burada yerleşebiliyorsun. İşte Bulgaristan'da, Balkan'da ya da Suriye'deki işte Türkmenler, Irak'ta var. Yani nerede işte Çin, Uygur'dan gelme böyle bir şey var kanun olarak. Hatta mesela Afganistan'dan falan geldiklerinde de Türkçe teste sokarlarmış böyle. Sen gerçekten Türk müsün? Türkçe konuş, Türkmence konuş falan filan cevap gibi. Ama şimdi çünkü geçiş böyle buraya geliyorlar. Buradan işte Avrupa'ya gidiyorlar. Devam edelim. Baba kızlara bakarken gözlüklerin alev almış gibi. Hayır öyle bir şey yok. Abi ya. Seni zora seni zora sokacak bir linç. Gözlüklere bakalım alev almış mı? Almış gibi abi sanki. Ya o gözlükleri camı kırmızı ya. Evet. Yani bir kırmızı. Öncesine gelsene. Bir öncesine gel. Bakıyor ama bakmıyor ya. Bakmıyorum abi. Bu bakmıyor, burada. Bakmıyor. Açığı görüyor musun? Buraya bakmıyorum abi. Abi bu sıkıntı olur mu mesela evde? Gözlüğün alttan bakıyormuşum böyle. Hani şöyle. Aslında. Yok bakma yok ya. Bir tane zaten Hasancan'a gittim. Böyle bir kız. Kupona bakıyorum ben, tamam mı? Normal. Ama kız da orada yani sonuçta bakarken. Onu da herkes bakıyor. Öyle zannetti. Eyvah bakıyor zannettiler. Evet. Herkes zannetmiş önemli değil. Hanıma anlatıyor muyum? Bir şey onu anlatıyorum mu? Zaten. Burada ona konuşuyorum. Halkla benim alakam yok. Kıskançlık var mı mesela sahne şovlarında? Bir şey yok. Benim sahne şovlarımda hepsi erkek. Hani böyle kızlar dans kopalım falan yapmıyor musun hiç? Yok. İster miydin böyle? Aa tövbe. Ama burada mesela bu ne peki? Burada ne oluyor? Bu programın kendi o ses iş Türkiye. Güzelliği diyeyim sana.
Hiç hoş değil değil mi? Benlik bir şey değil. Bu nedir ya? Böyle bir şey olur mu? Bu O Ses Türkiye rap. Evet. Değil mi hep orada? Acun abi yaptım dedi. Devam edelim. Evet, çocukluğumdan alttan. İyi bayramlar 23 Nisan. Cengiz Han mısın abi demiş biri. Evet. Bu nerede çocukluğun abi? Konya mı? Konya İsmil. Konya İsmil köyü. İsmil'de de şöyle bir yazı var girişte. Ham neydi? İsfihan'dan çıktım çektim besmele Mevlana demiş bunu. Bunu demiş mi yoksa İsmil belediye başkanı kendi mi uydurmuş onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama girişte böyle yazıyor. Ne diyor? Hamdü Sena ne? İsfihan'dan çıktım çektim besmele Hamdü Sena olsun geldim İsmil'e diye. Ha. Çünkü Konya Balk'tan böyle çıkıyor geliyor ya Mevlana. İsmil'e gelmiş. İsmil'de hiç böyle Allah şükür diye bir yer. Çok kurak. Çok köyümüz ama bir şey. Bir şey de yok. Belediye bunu araştırsınlar abi. İlber abi sana sizsin ya. Bu gerçek mi yoksa belediye başkanı. Söylememiş olabilir diye. Yani. Kendi tecrübelerime dayanarak bunu yani Mevlana evet, söylememiş ben olabilir yani diyorsun. Hiç oradan ayrılınca öyle bir şey düşünmedim ya. Ayrılınca değil varınca demek ki. Yok bir de gittim ama gene hiçbir şey değişmemiş. Bu nasıl bir fotoğraf abi? Ne oluyor burada? Yani yere fotoğraf... İleride değişecek mi diye baktım tipim anlamında. Hayır ama nereye fotoğraf makinesi koydunuz? Ne oldu? Bunu şimdi sen de biz çekmiş ya ben hiç hatırlamıyorum. Yerde bir cıkı cıkı fotoğraf makineleri vardı o sıra o da değil. İlk telefon selfie. Yok. İlk selfie bu yani. Evet. Yere atıp çekemezsin çekmiş. De. Çekmiş. Bana biri gönderdi bunu ben de 23 Nisan diye paylaşmışım bunu. Bir... 117 hafta. Acaba olmuştu. Kulenin en tepesi miydin 23 Nisan'da falan mesela? Bilmiyorum ki yani. Bu abi bu yani bir de özgüvenin yanılmaz. Evet bende de... hep böyle bir şey vardı. Enteresan bir fotoğraf. Devam edelim. İyi ki TikTok yokmuş o zamanlar demiş. Senin şarkı patladığında TikTok olsaydı. Değil mi? TikTok yoktu abi. Yok. Günah benim. TikTok olsaydı kesin şu an ne TikTok'lar görürdük bu şarkıyla ilgili. Ha şarkıyla değil mi? Bir hala yapanlar var galiba. Ver mesela. Afgan mı faz mı? Yanlış mı raz mı? Hep de cana kaz mı? Aşk deniz gören evdeki teras mı? Yine kalmış mı gece gün başına? İyi evet, ki 8 sene önce yokmuş ha. Bu ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım bunu. Ben de anlamadım. Sopayı. Ya ne oluyor mesela? Bir şeyden çıkıyorlar. Neyden olduğu belli değil. Ya gerçekten flu hikaye bulmayı öğrendiler. Mutlu bitecek zannediyorsun ama artık. Bir sopalarla yürüyorlar. Devam edelim. Çiçek var. Allah'tan bize çiçek var. Baba çiçek var. Çiçek var. Var. Çağırma çiçek var. Kudurana kadar bir çiçek var. Manafaka bizde bir çiçek var. Bunun sesini biliyor musun? Geri sağa söyledim. Baba. Ya çok ya ben bunu yani özellikle de istedim abi yani. Hani şimdi bu müzikleri yapıyoruz ediyoruz dedi çocuklara. Bir bu konuyu anlatmak var. Bir de evet. Nasıl bir ortamda yaptığını net bir şekilde gördüğümüz bir şey bu. Ben de çocuklar diyor baba sen ne iş yapıyorsun işe gidiyor. Ben diyorum şakacıyım oğlum filan. Vallahi diyor şaka nereye gidiyor şaka yapmaya mı şaka onu bir şaka yapıyor. Daha zordur, anlamıyor da işte kendi bir şaka yapıyor. Bu şaka mı baba ben komik miyim şu an falan. Böyle hani kendi çocuğunla ya bu müzik dedim belli ki burada bir şarkıyı daha yeni yapmışsın evet, dinliyorsun. Evet. Öyle bir ortam evet, var. Evet evet. Bunun ilk şeyi mesela benim büyük kız işte günah benim patladı falan. Böyle güzel şey oldu falan. Millet böyle söyleyince bir yerde falan şey diyormuş. Söylemeyin şarkı bitecekti. Şarkı bitecekti. Ha yani şarkı tükenip yine fakir olacağız gibi düşünüyor galiba. Tüketmeyin bu kadar. Çok kişi söylerse bizim paramız azalır mı? Gibi ne bileyim yani. Şarkı söylemeyin azalıyor diyor. Ben... Damacanadan hani sunuldu öyle şey yani. Ama doğru bir yerden haklı bir telaş da var. Hani babamın popülaritesini emmeyin. Yavaş yavaş tüketin babamı diyor yani. Çok güzel. Linçi ne bunun? Linç var mı buna? Var. Evinde 10 metre koltuk var yerde oturuyorsun reis. İsfihan'dan çıktım çıktım. Oğlum Orta Asya'dan yeni geldik. Elinde de değil mi? Tesbih mi var abi? Yok şey bu şey, ses. Evet, bu bayağı onu dinliyorsun şarkı dinliyorsun. Devam et. Ama bak yürüyoruz. Otağı kurmuşsun. Sonunda Mars'a ilk kez çıkmış bir Türk gördüm demiş biri. Nere abi bura? Burası Lanzarote, Kanarya Adaları.
Klip çekmeye gittik oraya. Lanzarote çok güzel bir yer. En kötü yerinde mi fotoğraf çektirdin abi? Ne bileyim, bunu götürdü oraya. Bu ne abi? Bunu diyemezsin, Kanarya Adaları demezsin. Değil mi? Yüzmeli bir yere götürsün. Evet abi, bu Kanarya Adaları'nın en tutmamış yerinde bir fotoğraf. Madem geldik oturayım demişim ben de. Böyle bir kapkara şeyler var. Nedir o? Toprak, moprak. Yani böyle bir şeyler. Götürmüş değişik yönetmen artık. Devam edelim o zaman. Abi dünya çapında bir senin listeni paylaşmışsın. 56 numaraya kadar çıkmışsın Günah Benim'le. Evet. Evet, önde Rihanna'lar falan filan, Siyalar bir şeyler. Evet, bunun linçi gelsin. Boş durma, karşılığını ver. Yeni klipler. Tamam. Yani bir, hakikaten bir başarı yakalıyorsun, üstüne seni seven bir daha istiyor, bir daha istiyor, bir daha istiyor. Evet. Senin üretimde kendine baz aldığın o motivasyon duygusu nedir abi? Hiç öyle bir şey... Hani ne zaman yeni şarkı yapayım, dur şöyle... biraz daha şey yapayım. Atıyorum, şey de olabilir ya, çocukların şimdi okulları başladı. Özel okul fiyatlarını hepimiz biliyoruz. O mudur? Bahçeşehir'e bir şarkı yapmamız lazım. Ya, olabilir, biliyor musun? Hiç... Yaptım da. Kanka. Yaptım bana yani. Hiç şaka gibi gelmedi ya. Ben bizim çocukların mesela şeyine, özel okullarına şey gidiyorum, söyleşiye gidiyorum. Orada şakalar yapıyorum özel, yani yapılır. Yaptık. Dolayısıyla. Çocuklar için her şey olur. Geçen Apo abiye uğradım. Bahçeşehir'de ikinci yıl başlayacak ya, küçük dansın okula başlıyor. Geçen uğradım yanına. Uğradın. Ne gerekiyorsa mı dedin? Abi dedim, bu nedir ya? Fiyatlar falan. Şarkıyı bir kere seviyorsun ya. Yani ben çok mesela... Çok seviyorum. Mesela yukarıda da konuştuk ya, böyle bir stüdyoya gidiyoruz, bir beat, yeni bir şey, yeni bir melodi, aklına bir şey gelince o seni hemen heyecanlandırıyor. Onun bir anı var işte, ne zaman çıkacağını bilmiyorsun. Ona göre mutlu bir şekilde yapıyorsun. Ama bir düzenli bir şeyin yok değil mi? Mesela yok. Normalde aylık çıkarmam lazım, yıllık bilmem ne falan gibi bir sistemi yok. Hiç. Sen şarkı, melodi ve kibariye ne zaman gelirse mi? Senin sistem gerçekten şey mi yani? Abi o şey değil ki. Ne zaman çıkarsa mı gerçekten? Tabii öyle değil midir yani? Ama bir yandan para atıyorum. Nakit akışın azaldı, bir şey oldu. Hani işin ekonomi düşünerek şarkı yapmak kısmı gelince ya, ne yapıyorsun? Tabii o şeyi var ama mesela işte 6 ayda bir şey çıkaracaksın ya da işte falan var. Ama o 6 ayın hangi noktası ya da bilmem nesi, o ana bağlı. Ha şöyle yaptığın şeyler oluyor mesela bir projeye. Mesela ben Naim geldi. Naim geldiğinde ben bir ay hiçbir şey yapmadım şarkı hakkında. Yani bekledin. Bekledim, o melodiyi. Bekledim. Biraz da o beni de şey yapıyor. Hani yumurta göte şey yapınca. Tabii son anda çıkarma. Bekledim ama şöyle oldu. Aslında beklemiyorsun da. O kafanda kuruyorsun onu. Evet, yani üstüne tamam. Yatıyorsun derler böyle orada böyle. Tabii. Onu aslında o beklemek değil. Sonra birden akmaya başlıyor. Sonra bir anda çünkü. 15 dakika falan sürdü ama 15 dakika değil yani aslında. Yani öncesinde boş takıldım dediğinde. Evet aslında, orada yani, olan şöyle mi olur, şöyle mi? Akordiyon mu koysak? Bence böyle. Yaratıcılığın gizemi burada ya abi. Ya belki %100. De o yani. Devam edelim. Çünkü o bizden biri demiş abi. Parayı bulunca tek değişmeyen adam bu sen misin? Ha, metrobüsle gitmiştim. Sen misin bu gerçekten? Evet. Aa, metrobüs. Uçağa yetişmem lazım. Her gün metrobüse binmiyorum da. Ama kulaklık, gözlük falan filan. Bayağı. Kendini de kapatmışsın. Böyle kapanmışsın hani, anlaşılmasın diye de. Tebrikler abi, güzelmiş. Devam edelim. Ha, bitti. Ha. Abi çok teşekkür ediyoruz. Eyfiyo. Sağ olun. Konuğumuzdu. Hem güzel muhabbet için çok teşekkür ben ederiz teşekkür abi. Ederim. Böyle çok içten cevaplar için çok teşekkür ederiz. Çok geçe de bırakmadan hanımları da yormadan. Geliyorum. Ben APO geliyorum. Gerekirse metrobüsle. Bir de bizim konuk müzemiz var. Bir hediyeniz varsa tabii alırız. Bu benim ilk kullandığım telefonun kılıfı. Ve bunu çok seviyorum. Yeni gibi de duruyor biliyor musun? Yeni vallahi. Alkışlar APO'ya gelse teşekkür ederiz ya vallahi, süper. Sağ olun. Popeyes linç eti sundu.